koltuğunun oradan bu altta bir aparatımız var. Kendimize doğru çektik. Daha sonra öne geçiyorum. Plakamın bittiği yerden elimi uzattığım zaman hemen şurada bir mandal gelecek elime. Mandalı sola itelediğim zaman arkadaşlar otomatik olarak kendisi açılıyor. Zaten ortada kendini gösteren motorumuz. Motor yağımızın koyulma yeri. Aynı zamanda motor yağını buradan kontrol ediyorum. Motor soğutma suyunun koyulma yeri. Fren hidrolik yağının koyulma yeri. Bu kısım hava filtremiz. Sigorta kutumuz. Akümüz. Cam silecek suyunun koyulma yeri. Şu kısmın altında da radyatörümüz bulunuyor. Önü tanıttıktan sonra bunu güzel bir şekilde kapatıyoruz. Sakın açık bırakmayalım. Daha sonra trafiğin akışına göre arkaya geçiyoruz. Arkaya geçtikten sonra arkadaşlar şöyle yumuşak bir dokumuz var bagajın orada. Buna dokunduğumuzda bagajımızı açıyoruz. Arkada trafik seti çantamız var. İçerisinde neler olduğunu bir defaya mahsus sizin için açacağım. İlk yardım çantamız var. 2 adet reflektörümüz var. 1 adet çekme halatımız var. El fenerimiz ve takozumuzun bulunması gerekiyor. Reflektör ne işe yarar diye sorabilir arkadaşlar sınavda. Herhangi bir kaza ya da arıza anında şehir içerisinde 30 metreden görülecek şekilde, şehirler arası yollarda ise 150 metreden görülecek şekilde açıyoruz. Burada yangın söndürme tüpümüz var. Bijon anahtarımız var. Lastiklerdeki vidalarımızı sökmemize yarıyor. Çeki demirimiz var. Az önce size çekme halatını göstermiştim. Herhangi bir yolda kalma durumunda bunu kullanacaksınız. Burada krikomuz var. Bir de ne var? Aracımızın altında stepnemiz var arkadaşlar. Aracımızın arkasını tanıttık. Buralar bizim stop lambalarımız. Dört lastiğimizi de gözümüzle ve ayağımızla kontrol edeceğiz. Lastiklerimizi 32 PC hava basıyoruz. Bunu mutlaka bilelim. Her günde aracımıza binmeden önce lastiklerimizi kontrol edelim. Sonra aracımızın içine geçiyoruz arkadaşlar. Aracımızın içine geçtik arkadaşlar. Anahtarımızı, bizim anahtarımız kart anahtarı olduğu için kartımızı takıyoruz. Araç kart okuduğunda zaten aracımıza elektrik geliyor. Aracımızı tanıtırken aracımız Renault Clio. 5 ileri 1 geri vitesten oluşuyor arkadaşlar. Burada el frenimiz, ortada ayak frenimiz, sağda gaz pedalimiz, solda debriyajımız var diyerekten tanıtacağız. Ön panelde burası devir saatim. Burada mavi yanan hararet göstergesi. Şu an araç soğuk olduğu için mavi yanacak. Isındığında o zaten yok olacak. El freninin aktif olduğunu gösteriyor. Burası hız göstergem. Aracım çalışmadığı için şu an sıfır. Yol bilgisayarım. Burası yakıt göstergem. Aracımız dizel olduğu için motorun kullanıyoruz. Burada da motor arıza lambamız var. Aracımız çalıştıktan sonra hiçbir şekilde kırmızı uyarının kalmaması gerekiyor. Burası benim silecek kolum arkadaşlar. Aşağıya doğru 3 kademenin oluşuyor. Yavaş, orta, hızlı şekilde. Yukarıya getirdiğimde yine kapalı. Arka camı silmek istediğimizde arka camın işareti dikdörtgen şeklinde olduğu için şu dikdörtgen cam işaretine getiriyorum sıfırdan. Şu an arka camı siliyor. Sıfıra getirdiğimde yine kapalı. Öne su atmak istediğimde bu kolu kendime doğru çekiyorum. Şu şekilde su atıp siliyor. Arkaya su atmak istediğimde de yine arkaya su atan işareti getireceğim. Yine burada sinyal kolum var. Aşağı sol, orta kapalı, yukarı sağ. Bunu zaten biliyoruz. Bizim için önemli olan dış aydınlatmalar arkadaşlar. Birincisi park lambası. Parkları açtığımızda yine park işaretimiz burada görünüyor. İkincisi kısa far. Kısa far işaretine getirdiğimde yandığını yine buradan bakın yeşil bir şekilde görünüyor. Uzunları açmak için kolu geriye doğru itiyorum. Bakın şu an mavi uzun far işareti geldi. Yine bunu kendime çektiğimde kısaya geri dönüyor. Sıfırda yine kapalı. Bir de selektörümüz var arkadaşlar. Uyarı ışığı. Gerektiğinde bunu da kullanacağız. Kendimize doğru çek bırak yaptığımızda bakın ekranda mavi yanıp sönüyor. Aynalarımı kapı kolundan ayarlıyorum. Burada aracımızın ses sistemi. Dörtlümüz. Araç kilidimiz. Burada kalorifer klima ayarlarımız var arkadaşlar. Sıcak üflemesini istediğimizde kırmızıya getireceğiz. Klimayı açmak istediğimizde mavi soğuğa getireceğiz. Kademeleri burada. Birinci, ikinci kademe. Havayı nereye üfleyeceğini buradan tercihimizi yapacağız. Off da yine kapalı. Soğuk hava üflemesi için klimayı devreye sokmamız gerekiyor. Bu araç içi hava sirkülasyonunu sağlayan düğmemiz. Burası da arka cam rezistansı. Aracımızı da buradan starttan çalıştırıp çalıştırdıktan sonra
ek yanımızda hiçbir şekilde kırmızı uyarı kalmaması gerekiyor. Şu an tek kalan uyarımız el freni işareti. El frenimizi düğmeye basıp indiriyoruz. Oldu ki kemerimizi eğer unutursak arkadaşlar, bu araçta unutulan kemer burada kırmızı olarak gösteriyor. Kesinlikle sınavda kemerinizi unutmayın. Evet, şu an bütün her şey tamam. Çıkmanız için hiçbir engel kalmadı. Size onay veren sinyalinizi açtıktan sonra sınavınıza başlayabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.